Sınıflarda yüz yüze devam Türk Eğitim Sen buluşu ve Başkanı Erhan Bayram, kademeli normalleşme dönemine geçilmesinin ardından yüz yüze eğitime devam eden 8 ve 12. sınıflar ile destekleme ve yetiştirme kurslarına dair açıklamada bulundu. Uzaktan eğitim hiçbir zaman yüz yüze eğitimi. 17 Mayıs pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime geçildi. Türk Eğitim Sen Bolu ve Başkanı Erhan Bayram, hiçbir öğrencinin eğitimden yoksun kalmaması gerektiğinin altını çizerek bir an önce eğitim çalışanlarının aşılanmasının önemine değindi. Bayram, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un uzaktan eğitimin hiçbir zaman yüz yüze eğitim eğitimin bir karşılığı olmadığı sözünü de hatırlattı. Uzaktan eğitim hiçbir zaman yüz yüze eğitimin birebir karşılığı değildir. Dolayısıyla biz eğitimciler olarak eğitimin yüz yüze yapılması gerektiğini düşünüyor ve değerlendiriyoruz. Fakat malum pandemi şartlarında maalesef uzaktan eğitim sürecine geçen sene Mart ayı itibariyle girmiş bulunmaktayız. Bu süre içerisinde ee, biz e, şunu teklif etmiştik. Ee, öğretmenlerin en kısa zamanda aşılanması gerektiğini ve eğitimin yüz yüze sürdürülmesi gerektiğini ifade etmiştik. Fakat e, aşılanmadaki gecikme dolayısıyla e, 8. ve 12. sınıflar ve e, okul öncesi e, özel... E, şey, müstakil e, anaokulları haricinde uzaktan eğitim maalesef şu anda devam ettirilmektedir. E, yapılması gereken e, yapılması gereken bir an önce e, ama bir an önce eğitim çalışanlarının aşılanıp e, eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze devam ettirilmesine başlanmasını biz e, bekliyoruz. Erhan Bayram destekleme ve yetiştirme kurslarının devam ettiğini de ifade etti. E, öğretmenlerin aşılanmasında e, öncelikle e, 8. ve 12. sınıflarda derse giren ve bu destekleme yetiştirme kurslarında kurs veren öğretmenlerimizin aşılanması önceliğe alındı. Bu aşılanma süreci sağlıklı devam ettirilirse yüz yüze bu 8. ve 12. sınıfların devam ettirilmesi ve DYK'ların sürdürülmesi gerek. Dini biz e, savunuyoruz. Çünkü eğitimin ihmali olmaz. Eğitim devam etmeli. Burada e, öncelik aşılanmanın hızlandırılmasıdır diye de biz değerlendiriyoruz. Bayram, eğitim ve bilim çalışanlarının tamamının bir an önce aşılanması ve yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiğini vurguladı. Geçtiğimiz günlerde e, bir etiket çalışması, hashtag çalışması da yapmıştık. Eğitim ve bilim çalışanlarının bir an önce... Aşılanmasının gerektiğini biz e, özellikle ısrarla vurguluyoruz. E, öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim çalışanları, yani e, hizmetli, memur demeden e, tüm eğitim çalışanlarının ve burada gözde kaçırılan e, bir kitle daha var, üniversite çalışanlarımız. Üniversite çalışanlarımızın da akademisyen ve idari personelin tamamı kapsama alınmak üzere aşılanmalarının önündeyiz. Bir an önce tamamlanması gerektiğini biz güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Burada az önce de ifade ettiğim gibi asıl burada öncelenmesi gereken, dikkat edilmesi gereken aşılanmanın tamamlanması ve bir an önce yüzde eğitime geçilmesidir. Erhan Bayram son olarak öğretmenlere aşılama önceliği verilmiş olsaydı şu an yüz yüze eğitime devam edilebileceğine de işaret etti. Aşılama aslında gecikti. Öğretmenleri... gecikti. Ee, şu dönemde aşılama peyderpey başladı. Öğretmenlerimizin bir kısmı aşılarını oldu. Dediğim gibi 8. ve 12. sınıflarda derse girenler, yüz yüze eğitime katılanlar öncelikte olmak üzere geçmişti. Ee, aşılanma süreci başladı. Fakat eğitim çalışanlarının aşılanması gecikmiştir. Yani biz e, sağlık çalışanlarından hemen sonra eğitim çalışanlarının aşılanmasını e, biz vurgulamıştık ta o dönemde. Eğer e, en başta eğitim çalışanları e, aşılanabilseydi bugün yüz yüze eğitim devam edebilirdi. Aksamalar sürebilirdi. E, uzaktan eğitimin uzaktan eğitime geçilme geçmiş olmanın ee, bir takım olumsuzluklarını hep beraber maalesef yaşadık.